Göç kolay değildi. Buraya gelmek, burada tutulmak, burada var olmak kolay şeyler değildi. Ama yani kendi çevremden de biliyorum. O yıllarda da o yokluklar içinde gelip de yani burada çalışarak, gerçekten çalışarak, kendi tırnaklarıyla kazıyarak herkes bir yerlere gelebildi. O yıllarda gelen şeyler, yani bu bahsettiğim 60'lar veya 30'larda olsa, şey de olsa, Boşnak göçmenlerinin şu yönü şeydi. Hiçbir zaman devlete karşı durmadılar. Devlete el açmadılar. Ama devleti de her zaman destekledi. Mesela vergisini verme olsun, her türlü açıdan da yani her zaman hakkını vermeye çalıştılar. Bu noktada gerçekten takdir edilecek bir yönleri var. Bunu dile getirmekten gurur duyuyorum. Kesinlikle öyle. Bunun yanında da yani dediğim gibi göç iki taraflıydı. Gelenler burada hayat gailesinin peşine düştüler. Evet, orada da bıraktıkları vardı ve köklerinin bir kısmını belki alıp geldiler ama bir kısmı orada kaldı. Hiçbir zaman göç eden bir toplum tamamen yani böyle oradaki bütün şeyini dediğim gibi kökleri toplayıp gelemez. Ya anne baba geldi, çocukları kalmıştır, evliyse şeyse, ya da işte çocukları aldı ama kardeşler kalmış olabilir, işte dayılar, amcalar, halalar, hep bir tarafı yarım kaldı. Yani kendi ailenden de bilirsin, ben de öyle. Yani ben çocukluğumda hep göç hikayeleriyle büyüdüm. Mesela babaannemler, anneannemler işte bir arada büyürdük, hatırlardım. Eskiden bizim posedak dediğimiz akşam oturmalarımız vardı, meşhurdu. Aile büyükleri toplanırdı ve babam biraz daha o çevrenin okumuşu diyeyim. Hani onlara göre hem okulunu daha sonra biraz eğitimlerle geliştirdiği için bir amcamız vardı. Allah rahmet eylesin, Gani amca. Onun orada kalmış yeğenlerinin mektuplarını gelince getirirdi. Ve bizim bu posedaklarda önce bu mektup sesli okunur. Sonrasında da bu mektuba cevap yazılırdı. Yani bu göç her zaman her evin içinde vardı. Teşekkürler. Yani bu konu benim böyle üstünden Hassas şey olduğumuz bir geçemeyeceğim bir nokta. nokta. Evet. Çocukluğumda da yani diyorum ya biz göçü biz yaşamadık ama etkileri her zaman sürdü. Ve bunun yanında da çocukluğumuzda böyle dört gözle beklerdik ki bir akrabamız gelsin. İşte babamın amcaları orada kaldı. Babamın halası orada kaldı. Annemin kuzenleri orada kaldı. Mesela annemin kardeşleri hepsi gelmişti ama yani böyle her zaman orada kalan bir yarımız oldu. Ve biz orada kalanları unutmadık. Ama diyorum ya buradaki çalışma, buradaki yoğunluk belki bizim onları hani onların bizi düşündüğü kadar düşünmemize engel oldu. Çünkü ben şöyle bir şey yaşadım. Kendim işte ilerleyen artık kendi nasıl diyeyim çocukluğumda değil de artık kendi hayatımda eşimle ve çocuklarımla böyle gezerken tatile çıkarken bir gün artık dedi ki kendi ata topraklarımızı görelim. Ve Sancak'a gittik, Bosna'ya gittik. Oraları gezerken yani şöyle bir şey yaşadık. Oradaki herkes yani buradaki yakını olsun olmasın Türkiye'den gelen birini görünce kendi evladı gibi bağrına basıyor. Bunu yaşadık. Ve oradaki akrabalarımızdan hiç unutmuyorum o günü. Gittik annemin kuzeni bize orada gezdirirken diyor ki onlar buradan gideli şu kadar yıl şu kadar ay gün oldu. Hala gün Günleri sayıyor ve sayıyorlar. 49 yıl söylediği zaman 49 yıl şu kadar ay oldu. Yani kalanlar için iş çok daha acı. Çünkü giden dediğim gibi buraya geliyor bir meşgalenin içine giriyor ve hayatın o yoğunluğu içine belki de o kadar düşünemiyor ama orada kalanlar hem onu kaybettiğine üzülüyor ve oradaki ayrılıklar çoğu zaman belki de hayat boyu bir daha görüşmeyecek düşüncesiyle yaşanıyor. Çünkü Aynen öyle. bilmiyorsun araya sınırlar giriyor, araya uzun mesafeler ve yokluklar. Hani o dönemde evet tamam çıktı gitti ama diyorum ya sadece kendini buraya atabilecek, başını sokabilecek bir ev olacak. Hani turist gibi gideyim gezeyim o şartlarda, o yıllarda bu mümkün değildi. Yani insanlar orada kalanlar hep gidenlerin arkasından yandılar. O yüzden biz bunu oraya gittiğimizde şeyde de gördük. Bir benzinciye uğradık. Türk plakası, İstanbul plakası gördü diye yanımıza gelip adam bizimle konuştu ve ağladı. Neden? Çünkü onun da akrabaları burada. Ben onun akrabası değilim ama beni görmek ona ilaç gibi geliyor. Diyor ki, ha benim de şurada akrabam var şurada. Hani oradan birini görmüş, bir yakınını görmüş gibi seviniyor. Çünkü bir diyorum ya kalanların orada bir hasret noktası hiç bitmiyor. Ve bunun yanında da yani biz onları bilmiyorum hani nasıl söyleyeyim şimdi bazen ya orada kaldılar ama öyle değil işte unutmuyorlar bunu görüyorum ve orada Türkiye'den gelmek ayrı bir şey. Bir de bu eğer senin kanın canınsa babanın doğduğu köy işte toprak veya şeyse
Gerçekten çok güzel ve unutulmaz bir şey oluyor. Ben bunu mesela gezmeyi severiz. Biz ailece böyle gezeriz ederiz ama hani oralarda yaptığın gezilerin tadına doyum olmaz. Çünkü gerçekten sadece bir turistik gezi değil orası. Ve ben şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Herkes evet tamam belki kolay şeyler değil. Pasaportu masraflıydı şeydi ama yani burada bir otelde gidip de 5 yıldızlı bir otele dünyanın parasını verip o otele bir hafta kapanacağınıza inanın gidin orada 2 gün kalın. Pişman olmayacaksınız ve şöyle bir şey söyleyeyim. Oraya gittiğinizde bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bir kere görmek yetmiyor. Çünkü siz o zaman asıl orada yaşayan parçanızı siz de hissediyorsunuz. Yani onlar orada kaldılar ama diyorum ya siz de gittiğinizde kalbinizin aslında bir parçasının orada kaldığını hissediyorsunuz. Ve kalanlar dedim ya hani hem hasret çekiyorlar hem de devamlı bir şeyleri hatırlatacak şeyler var. Ya eviniz orada kalmıştır. Başkasına da satılmış olsa onlar her o evin önünden geçtiğinde size hatırlıyorlar. Ya da işte beraber gidilmiş bir okul. Ya da işte bir dere kenarı beraber burada oynamıştık. İşte mezarlıklar bile. İşte amcam burada kaldı ama çocukları orada gibi. Yani bunlar her zaman orada yaşanan, her zaman rutin bir şey. Ve diyorum ya yani işte şimdi bu şartlarda belki şey gibi geliyor. Yani ne olacak? Atlarsın bir uçağa gidersin. Mesela şu anda gençlerin çoğunda şey var. Hep bir yurt dışı özlemi var. Başka bir ülkede yaşama özlemi var. Ama bunu hayatım yani geçici bir süre için değil de yani gerçekten bütün köklerini toplayıp kalkıp gittiğinde çok daha acı.